Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizga ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunib chiqtirishimiz. Qinamiz diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Qatar Sharqiy Turkiston masalasida Xitoyni qo'llashni voz kechdi. Misr al-Arabiya torining bugungi xabarida ma'lum bo'lishicha, oldingi oyda 37 davlat qatorida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bastur siyosatini qo'llab, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Komitetiga maktub yo'llagan Qatar Xitoyni qo'llash maydonidan voz kechganligini bildirgan. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq vakilining oshkorlanishicha, Qatar hukumatı aldığı ayda Şarkı Türkistan meselesinde Xitay'ını kollab, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişiliği Hukuk Komitetine yollayan imzalı mektubunu kaytırı olgalıqını komitet reisiyle yetküzgelikini, Qatar'ın Şarkı Türkistan meselesinde bitirip duruşuna karar kılgalıqını bildirgen. 12. iyul Xitay'ın aldam halsızı çüken 37 devlet Şarkı Türkistan meselesinde Xitay'ını kollab, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişiliği Hukuk Komitetine imzalı mektub yollayan. Bu devletlerin içi de Nurgun Müslüman devletlerinin oran ilişi Xalqara cemiyetinin dikkatini kozgagan. Bu devletler içi de Saudi Arabistan, Pakistan, Qatar, Nigeriya, Alceriya, Qatarlıq Müslüman ellerinin mi bolgalıqı? Bu devletlerinin Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılığını körmeske salgalıqı. Xalqara cemiyetinin qattıq tanqidiga uçurgan. 37 devletinin Xitayını kollab imza koygalıqını körgen Xitay komünistleri Şarkı Türkistan'daki ceza lagerler haqıda yeni baştan özünü aklaşğa başlagan idi. Ceza lagerlerindeki kişilerini ziyaret kılgan bir türkün filmler elan kılındı. Yakında Şarkı Türkistan'da ziyarette bulvatkan çetel muhbirleri tarqatkan ceza lagerlerindeki Uygurlarının ahvali körsülgen film tor dünyası da gulgula kozgudu. Filmde çetellik Müslüman muhbir Ayşemgül isimlik bir Uygur kızını ziyaret kılgan bulup mezkur kız ziyaret cereyanı da yalgan güvahlı bergen. O muhbirinin suallarına cevap verip Uygurlarının tuluk dini erkeliki igi ikerlikini, özünün dinğa işemeydiğalıqını, Marksizmğa itqat kıldığalıqını, etrafıdaki kişilerinin mi dinğa itqat kılmaydıqalıqını bildirgen. O yana Xitay siyasetlerinin alahide yakşı ikerlikini, Ali mektəblərini pütürgüce pütülləy həqsi ikerliki, Uyğurlarına köpləb xizmət uğurlarının təminlindiğalıqını bildirgen. Ziyaret filmide Xitayının saxtılıqı aşkarlanan bulup, muhbir kızga Esselamu Aleykum digen ve Aleykum Esselam deyip cevap qaytursa bulduğalıqını bildirgen. Ama o kız bu sözüne deyişke pitin almağan. Selamu aleyküm. Ayşe. Ni hao. You don't, she doesn't know selamu aleyküm? 你不知道,他刚才用那个阿拉伯语给你问候,你不知道是吧? 以前听过。 Heard before. Okay. Facebook bilen Twitter, Xitay'nın yalgan haber tarqatkan bətlerini taqıdı. 20 avgust Türkiye Avaz Radyosu xabarda bildirilishicha, Facebook bilan Twitter Hong Kong namoyishlari to'g'risida bayonot e'lon qildi. Twitter e'lon qilgan bayonotda 936 adresning taqilganligi, bunda yolg'on xabar tarqitishning Hong Kongda siyosiy ixtilof paydo qilishni maqsad qilinganligi qayd qilindi. Bayonotda maslahat munosabatlik tekshirishlarida yolg'on xabar tarqitishda Xitoy hukumatining qo'llashining borligi to'g'risida ishonchli isbotlarning qo'lga tushganligi eskartildi. Twitterdan keyin Facebook mo Hong Kongdagi namoyishlarni hujum nishoni qilgan saxta adres va batlarning taqilganligini e'lon qildi. Hong Kongda jinoyatchilarni o'tkazib berishni osonlashtirib beradigan qonun taklif loyihasi 3 aprel parlamentga sunilgan edi. Qonun taklif loyihasi siyosiy jinoyatchilarni o'z ichiga olmasmi, ammo 7.5 million Hong Kong nuposining ko'p qismi kishilarning Xitoy sud tizimi ostida qalaymaqan qo'lga olishlarga, adil bo'lmagan sud bosqichlarga va hatto qiyin qistoqqa duch kelganligi to'g'risida chuqur andishalanmoqda. Xitoy Uyg'ur o'quvchilarining ingiga bashqal tunishni singdirmoqda. 20 avgust Xitoyning Sharqiy Turkistondagi zuvoni bo'lgan Xinjiang gazetasi xabarida bildirilishicha, Atalmış Uyghur Abdunum rayonluq siyasi kengash maxsus yig'in ichib, bashqal tunishni Sharqiy Turkistondagi maktablarda majburiy umumlashtirish masalasini muzokara qilgan. Yig'inda bashqal tunish tushunchasi haqidagi tashviqot faoliyatini qandoq usulda ilib berish haqida muzokara ilib borgan. Hamda bashqal tunish tushunchasini nuqtali holda boshlang'ich maktablardagi Uyghur o'smirlarga tatbiqlab, o'quvchilarni mushu bashqal o'lchamga bog'lab tarbiyalashga chaqiriq qilgan. Bashqal tunish tushunchasi ulug' vatanni e'tirof qilish, Junxo millatini e'tirof qilish, Junxo madaniyatini e'tirof qilish, Xitoy kompartiyasini e'tirof qilish va Xitoycha alohidalikka ega sotsializmni e'tirof qilishni ko'rsatadigan.
Hong Kong valisi Carrie Lam diyalog munbiri qurduganligini jakaladi. 20 avgust Amerika ovozi xabardan ma'lum bo'lishicha, Hong Kong valisi Carrie Lam diyalog munbiri qurishni umid qildiganligini jakarlagan. Xitoyning Hong Kong alohida ma'muriy rayonida jinoyatchilarni Xitoyga qaytarib berish qonun taklifiga qarshi 3 oydan beri uzilmay davomlashayotgan namoyishlardan keyin Hong Kong valisi Carrie Lam diyalog munbiri qurishni o'ylashayotganligini e'lon qilgan. Axborot e'lon qilish yig'inida mushu haftaning oxiri o'tkazilgan namoyishdan keyin xalqning hukumatga nima demoqchi ekanligini anglab boqmoqchi bo'lganligini bildirgan Kerrilam bir dialog munbiri qurishni arzu qildiganligini tilga olib, xalqning har qaysi guruhlari bilan samimiy dialog o'rnatish umidimni chin yurakdan chiqdi deb qarayman degan. Yakshanba kundagi namoyishni o'rinlashtirgan fuqarolarning haq huquqini Xudoy Fenotti guruhi bo'lsa, dialog masalasi ustida to'xtalib, Kirillamning namoyishchilarning talablarini qondira olmaganligini, shunga xalqning Kirillamga ishonmaydiganligini jakarlagan. Hong Kongda yakshanba kuni Victoria bog'ichida keng ko'lamli namoyish o'tkazilgan bo'lib, fuqarolarning haq huquqini Xudoy Fenotti guruhi namoyishga 1 million 700 ming Hong Kong xalqining qatnashganligini ilgir surgan bo'lsa, Hong Kong saqchilari 130 ming kishining qatnashganligini ilgiri surgan edi. Amerika Tayvanga 66 dona F-16 tiplik urush aeroplanini sotib berishni qaror qildi. Turkiya ovoz radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi Tayvanga umumiy qiymati 8 milliard dollarlik 66 dona F-16C de Black 70 tiplik urush aeroplanini sotib berishni tasdiqlaganligini bildirgan. Amerika Devlet Müdafiyesi ve Bexatalik Organı tarafından elan kılınan yazma bayanatta Taşkı İşler Ministerliği Washington'da turuşluk Taybi İqtisat ve Medeniyet Münasebetleri Vakalat İşhanesi bilen kelgüsüdeki herbi soda kilişimi bu içe umumi kıymeti 8 milyar dolarlık 66 tane F-16C, D-Blox 70 tiplik aeroplan ve eslehelerinin sitip verilişine tasdikledi deyilgen. Bayanatta mezkur kararının palataga sunulganlığı kayıt kılınan. Amerika bilan Tayvan o'tursida rasmiy diplomatik munosabat bo'lmaganligi uchun Taybi iqtisod va madaniyat vakolat ishxonasi Washingtonda Tayvanga vakolatan ish bajarilgan o'rin hisoblanadi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bu vaqtda bayonot e'lon qilib, prezident Trump oldin hafta payshanba yoki juma kuni F-16 tiplik urush aeroplanini sotib berish uchun qadam tashlashga aloqador palataga yo'llangan o'qitirishni tasdiqladi. Bu qaror Xitoy bilan Amerika o'tursidagi 3 taraf o'rtoq bayonotnomasidan boshqa yana kelishimlar va tarix munosabatlariga ham mos keladi. Tashlagan qadamlarimiz Amerikaning ilgirki siyosati bilan birdaylikka ega. Biz faqat barliq taraflarga bergan va'dalarimizni ishqa oshiryapmiz degan. Amerika hukumatining bunundan ilgirmo Tayvan bilan bevosita rasmiy munosabat o'rnatib Xitoy-Amerika munosabatlarining yirikleşishiga sabab bo'lgaydi. Amerika 1972 yildan buyon Tayvanni Xitoyning bir parchasi deb qabul qilgan bo'lsa-mu, 1979 yilida ma'qullangan Tayvan bilan bo'lgan munosabatlar qonuni bo'yicha Tayvan bilan g'ayri-rasmiy munosabatini davomlashtirib kelmoqda. Bursa shahar boshlig'i Uyg'ur o'quvchilarini ziyorat qildi. 19 avgust Turkiyadagi cho'ng shaharlardan biri bo'lgan Bursa shahrining shahar boshlig'i Ali Nur Aqtash efendi Adolat va Taraqqiyot partiyasining Osmon G'azi sho'b raisi Ufuq Jo'mez Murodiya va Hamzibay mahallasi xizmatchi xodimlari bilan birlikda Bursa shahridagi Uyg'ur o'quvchilarini ziyorat qildi. Ziyoratchilar Uyg'ur madaniyat uyida kutib olingan bo'lib, o'quvchilardan Sharqiy Turkistonning hozirgi ahvolini tafsili so'rgan. O'quvchilar Uyg'ur o'quvchilarga vakolatan Ali Nur Aqtash efendiga buyum ve Şarkı Türkistan bayrağını takdim kılgan. Ahırda Ali Nur Aqtash efendi özünün Şarkı Türkistan meselesine her vakit köngül bulduğalıkını bildirgen. Doğu Türkistan'da Uygur Türklerin maruz kaldığı zulmün sonlandırılması başka bir şey değil. Yani. Aslında konu bu yani. Ondan sonra bu konuda bir strateji geliştirmek lazım. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kalıp bir gün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunaqla program axırda ekran arxasındakı barlıq xidmət təşərrümə köpdən-köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmatullahi təala və bərəkətuh.